Çok değişkenli kalkülüsün kalkülüs kısmına geçmeden size son bir tane dönüşüm örneği göstermek istiyorum. Parametrik yüzeyler videosunda bu fonksiyonu kullanmıştık. Oldukça karmaşık görünen bu fonksiyonun iki boyutlu girdi ve üç boyutlu çıktı değerleri var. O videoda size bunu üç boyutlu bir uzayda bir yüzey çizmek olarak düşünebileceğimizi söylemiştim ve bahsi geçen yüzeyde torus adı verilen bir simitti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu videoda bunu bir dönüşüm olarak yorumlamaktan bahsedeceğim. İsterseniz önce girdi uzayını tanımlayalım. Girdi uzayı tüm T ve S düzlemini kapsar. Bu T ve bu da S ekseni olsun buradaki her şeyden bahsediyorum ve şimdi de nereyle eşleştiklerine bakalım. İstersek bunun daha ufak bir alt kümesini de alabiliriz. Mesela t eğer 0 ile 2 pi arasındaki benzer olarak s de 0 ile 2 pi arasındaki evet değerleri alacak olurlarsa ortaya kare bir alan çıkar değil mi? Evet, eğer değerleri bu şekilde sınırlandıracak olursak, torusu çizmek için ihtiyacımız olan tüm noktaları elde ederiz. Bunun sebebi, t0 ile 2 pi arasındaki değerleri aldığında, t'nin kosinüsü periyodikleşmeden önce tüm aralığındaki değerleri alır. Sinüs t ve s için de aynı şey geçerli. s'nin de 0 ile 2 pi arasındaki değerleri almasına izin verirsek, yine tam bir kosinüs periyodu, tam bir sinüs periyoduna sahip olur. TS düzleminin bu parçasının üç boyutlu bir uzay içinde yaşadığını düşünebiliriz ama bunu yapmak belirli bir alandan uzaya hareket etmekten daha kolaydır. Animasyon için bile e, 3D'de başlamak daha kolaydır. Yani üç boyutta başlamak daha kolaydır. O halde şimdi bu karenin TS düzlemini temsil ettiğini düşüneceğim ve bu fonksiyonda karenin içindeki tüm noktaları girdi olarak alıp 3 boyutlu uzayda daki bir noktayla eşleştiriyor, anlaştık mı? Noktaların üç boyutlu uzaydaki noktalara doğru nasıl hareket ettiklerini görüyorsunuz değil mi? Evet, bir daha oynatayım. TC düzlemiyle başlıyoruz. Girdi değerimiz her neyse, eğer izlersek, evet, eğer bu dönüşümü izlersek fonksiyonun çıktı değerine varacağız ve bu ikisi arasında giderken elde ettiğimiz ara değerlerin bir önemi yok. Fonksiyonlar çok statik bir fonksiyon. Bir girdi ve bir çıktıdan ibaret. Bir dönüşüm olarak düşündüğümüzde ise işin içine biraz sihir katıp bir animasyona bunu yaptırmak için bir tarafta katlanıp diğer tarafa varan iki faza ayırdım. Dediğim gibi çok da önemi yok ama bir kare ile başlayıp bunu eğmek önemli bir düşüncedir. Çok değişkenli kalkülüse geçip de yüzeyler hakkında daha ayrıntılı düşünmeye başladığımızda girdi uzayındaki ufak bir hareketin aynı şeyi çıktı uzayında yaparsak nasıl görüneceğini hayal etmek size çok yardımcı olacak. Bunu düşünmek için çok zamanımız olacak. Şu anda size sadece fonksiyonların ne yapmaya çalıştıkları daha anlaşılır bir şekilde göstermeye çalıştım. Hepsi bu.